Beyler bırakın şimdi İngilizceyi. Siz kredi kartı ödemesini yaptınız mı? Yaptık. Nasıl hallettiniz? Ödemeyerek hallettik. Borç ödememek bizim işimiz. Oğlum bari asgarisini ödeseydiniz. Asgari ödemek bize yakışmaz Yakup. Ya tam öderiz ya hiç. Abi nedir bizim bu asgari denen şeyden çektiğimiz? Maaşlar asgari ücret. Kredi kartı ödemesi asgari. Askeri müştereklerde birleşelim Yakup. Vallahi bana olan borcunuzu taksit taksit ödeseniz ne olur. Gurur yapmayın lütfen. Taksit yapma, çay yap Yakup. Çay önünde içiyorsun ya. Soğudu oğlum, konuşmaya tutuyorsun adamı. Merhaba uşaklar. Tuna Uşan. Kusura bakma da biraz geç kaldım uşağa. Ah, hiç önemli değil. Estağfurullah İsmail Bey. Ben de İrem Hanım, Haluk Bey ve Tolga Bey'den brief alıyordum. Kampanyanın detaylarına hakim olmaya çalışıyorum. Nasıl? Haluk uşağım, ne değil bu? Olabildiniz mi bari? Tam olabildim sayılmaz Haluk Bey. Ama şu örnek daireyi bir görsem iyi olur. Çünkü stratejiyi onun üzerine kurgulayacağımız için örnek daire son derece önemli. Tabii burada orayı gördükten sonra yani nasıl bir road map'im olur? Yani yol haritası ondan bahsediyorum. Ona bir bakmam gerekecek. Yalnız ben prezentasyonu hazırlayabilmem için bir 6 güne ihtiyaç duyuyorum. Yani prezentasyon derken sunumdan bahsediyorum. 6 gün sonra size güzel kapsamlı bir sunum hazırlamış olurum ben. Yavaş yavaş Tolga Bey diyorum, kalkalım isterseniz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kahve içseydiniz. Ah, çok teşekkür ederim. Ama ben iş zamanında böyle garip saçma sapan aktivitelere vakit ayırmıyorum. Kahvem mahvetten biraz saçma oluyor yani. Hoşçakalın efendim. İrem Hanım çok sevindim. Görüşmek üzere. Geçmek İsmail üzere. Bey saygılar, sevgiler efendim. Haluk Bey görüşmek üzere. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Size bir baret alalım. Her şey önemli. İsterseniz bareti orada da şey yapalım. Haluk uşa. Sana Haluk Bey dedi de. Siz de duydunuz değil mi? Vallahi ben duydum. Ben de duydum. Ben ona bunun hesabını soracağım. Yiğido, aşk meşk işlerini de Hüseyin abine soracaksın. Tabii oğlum. Biz aşk insanıyız. Ben evlenmeden önce 2 yıl yengenle bakıştık. Ne yaptınız abi? Bakıştık. Aşk bakışmaktır. Hatice ile biz 3 sene bakıştık. Güzel insan, sen her şeyi çok güzel anlatıyorsun. Aşkı da anlatır mısın? Aşk nedir? Bir filmde izlemiştim. Adam diğer adama şöyle diyor. Onu istiyor musun? Adam düşünüyor ve şöyle cevap veriyor. Ben onun mutlu olmasını istiyorum. İşte aşk böyle bir şey. Geldim. Merhaba Meltemciğim, merhaba. Rahatsız etmedim değil mi? Böyle pat diye geldim ama. Yok canım, ben de şimdi geldim zaten. Haluk yok mu? Yolda geliyor. Ne oldu, hayırdır? Yani ben ofisten çıkarken o da çıkmak üzereydi. Gelir birazdan. Tamam. Bir dakika. Alo? Ay dur. Alo? Tuna neredesin? Neredesin? Bekliyorum hadi. Hadi lütfen çabuk, çabuk. Ay Gönül ne oluyor? Merak ettirme insanı. Ya... Meltemciğim, Fikri Hoca aradı. Ha. Acil bizle toplantı yapmak istediğini söyledi. Ha. Ama çocukların yanında olmasın, başka bir yerde olsun dedi. Benim de aklıma burası geldi, burada yapalım dedim. Ama Haluk'un da olması lazım. O yüzden Haluk'u soruyorum yani. Hadi ya, Haluk birazdan gelir. Ayrıca iyi yapmışsın. Tabii canım, burada istediğiniz kadar yani. Tabii. Ah geldi, geldi. Ya, ya Haluk ya Tuna bakalım. Bir sakin. Tamam, tamam. Gönül, Gönül, sakin ol. Bir şey yapmaya gel. Ne olur çocuklarımı aykırsın. Çok mu kötü çıktı Gönül? Meltem, ne olur Gönül açık. Tuna, dur. Abartma, abartma. Sakin ol Tuna ya. Bir de bir şey söyleyeceğim ayrıca. Ya hepimizin IQ'sunu toplasam inan bana çocukların yarısı kadar etmez. Evet. Neyse Haluk da gelsin de artık. Oturur musun? Yemin ediyorum şey oldu Gönül ya. Ne oldu? Tansiyon başım dönüyor yani. Vallahi billahi başım dönüyor. Bir şey içer misin? Su bir şey. Soda ne bileyim getireyim mi bir şey? Nerede kaldı bu Haluk? Yani... Siz beraber değil miydiniz Tuna? Meltem, biz sabah beraberdik. Sonra benim başka toplantılarım vardı. Ben sabahtan sonra ayrıldım Haluk'tan.
Gönülcüm, gelir birazdan. Trafik var. Var, hem de ne trafik var anlatamam. Seher yer kıpkırmızı Gönül ya. Vallahi o da trafikte kalmıştır kesin. Ama şey, Fikri Hoca da geç kalır. Yani aynı şey olur. Yani değişen bir problem olmaz. Katiye, Fikri Hoca geç kalmaz. Ben biliyorum yani. Geçen gün toplantıda anlattılar. Trafik olduğu zaman arabasının bagajında bisiklet varmış. Bisiklet çıkartıyormuş, arabayı park ediyormuş, bisiklet de geliyormuş. Aa. Evet. Ya çok hassas bu adam ya. Yani bu konularda çok dikkatli hakikaten. Ben de takdir ediyorum Gönül. Ay keşke o saatle ilgili gösterdiği dikkati adrese de yapsaydı da sabahın köründe Haluk'la karşılaşmasalardı. Pek hoş bir karşılaşma olmadı. Doğru. Doğru, affedersiniz ya tekrar. Karıştırmış işte adam. Ay aşk olsun benim için hiç önemli değil ama Haluk'u biliyorsun. Haluk öyle her şeye konuşur ya. Alo. Haluk neredesin? Ha tamam tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Geldi mi? Asansörde. Aa. Yine verilmiş sadakamız varmış da size girdi. Ya başkası da gitseydi. İyice kepaze olmuştuk bütün siteye yani. Ay bilmiyorum yani Haluk'la mı karşılaşması daha kötü başka biriyle mi? Ay yani bir şey açısından. Hani size gelmiş olması hani başkası açısından değil yani. Hoş geldin. Atma şunu. Ne oldu? 37 numara asansörde böyle yüzüme hapşurdu. He. Ya insan asansörde hapşırır mı ya? Neyse yukarı çıkana kadar adamın mikroplarıyla savaşmak zorunda kaldım. Ya ne yapsın adam ya? Ne demek ne yapsın ya? Hapşurmasın asansörde. İnsan asansörde hapşırır mı? Abiciğim kaç katlı yer? Adam asansörde çıkarken hapşırdı mı tutacak sen istiyorsun diye? Böyle şey mümkün olur mu ya? Yani işte sırf bu yüzden bu yüksek binalarda oturulmaz. Bir kere ev dediğin böyle birkaç katlı olur. Böyle merdivenlerden çıkarsın. Kimse de asansörde böyle hapşırığa maruz kalmaz Zero Bey. Zero Bey mi? Tabii. Bundan sonra kendisine Zero Bey diyor. Lütfen eve iş getirme Haluk. Öf ya. Ne oluyor Haluk? Adamın hapşırıkları yüzümde. Ya bir görsen adamın burnu böyle kıpkırmızıydı. Hadi kapatır mısın şu konuyu Allah'ını seversen ya. Vallahi içim kalktı şey yani. Olmaz, tamam. Bak bu arada 29 Ekim geliyor pazar günü lütfen unutmayın. Hep beraber Fener Alayı'na katılacağız ha. Yok canım niye unutalım Zero Bey. Abi Allah aşkına eve iş getirme rica ediyorum sana ya. Ya tutturdum bey bey yeter artık. Ya bu işte kullandığımız bir şey yani. Hayır efendim sen bundan sonra Zero Bey'sin. Bey'e bey. Ne kadar bey o kadar bey. Siz bunu iş yerinde bir görseydiniz Allah bir havalar bir edalar. Ben öyleyimdir. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım. Ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimi.